Ramazan bayramı tatilinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar lirayı aştı. TÜRSAP Başkanı Firuze Bağlıkaya, turizm sektörünün 2019'da yeni bir rekor yaşayacağını söyledi. Dokuz günlük Ramazan bayramı tatilinin oluşturduğu ekonomik büyüklük 10 milyar lirayı aştı. TÜRSAP Başkanı Firuze Bağlıkaya, tatil öncesinde 10 milyar liralık hareketlilik beklediklerini açıklamıştı. Ancak tatil sonrasında hareketliliğin beklentilerini de aştığını söyledi. Bayramdan önceki beklentilerimizin biraz daha üstünde bir hareketlilik yaşandı tüm ülkede. İç turizm açısından sezona başlarken güzel bir hareketlilik yaşamış olduk. Daha önceden verilmiş olan 10 milyar TL civarındaki bir ekonomik büyüklük öngörülmüştü. Bunun aşıldığını görüyoruz. TÜRSAP Başkanı iç turizmde en çok Ege bölgesi ve Antalya'da yoğunluk yaşandığına dikkat çekti. İç turizm açısından bakıldığı zaman en çok tercih edilen bölge Antalya ve Ege bölgelerimiz. Buralarda otel dolulukları tamamen otellerimiz, sahil otelleri özellikle birinci bantlar doluydu. İstanbul'da önemli bir turist girdisi sağladı bu bayramda. İstanbul'a da ilgi yüksekti. Burada da otellerimizin önemli bir kısmı yüksek doluluklar yaşadı. Akraba ziyaretleri ağırlıklı olarak Anadolu'da yaşandı. Bağlıkaya turizm sektörünün 2019'da yeni bir rekora imza atacağını da söyledi. Yurt dışındaki talep aynen devam ediyor. Yurt içi de hareketli başladı. Türkiye 2019'da da rekor bir yıl yaşayacak. Şimdiden gözüküyor. İnşallah bir aksilik olmayacak. Bu şekilde tamamlayacağız. Çok ciddi bir hedef var biliyorsunuz. %20'lik yani dünya turizminin %6-7 büyüdüğü, Akdeniz çanağındaki turizmin %10 civarında büyüdüğü bir ortamda Türkiye hep %20'li, %25'li büyüme rakamlarını hedef olarak koyuyor. Ben Avrupa ortalamasının da Akdeniz çanağı ortalamasının da çok üstünde bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyorum.